Herkese merhabalar. Ben İntegra Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Haftanın 3. işlem günündeyiz ve bugünün kritik bir gün olduğunu söyleyebilirim. Takvime şöyle bir göz attığımızda öncelikle ABD kanadında Kasım ayına ait enflasyon rakamlarını alıyor olacağız ama açıkçası akşam Fed varken bugünkü alacağımız o enflasyon rakamlarının biraz gölgede kalabileceğini söyleyebilirim. Evet, dün üfe vardı, bugün tüfe var. Evet, belki de beklentilerden ciddi bir sapma gösterse piyasada bir hareketlilik olabilir ama piyasanın merak konusu Fed olmuşken açıkçası tüfe rakamlarının etkisi kısa vadeli ve sınırlı kalabilir. Bunun yanı sıra Fed'den ne bekliyor olacağız veya nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü Fed'in zaten %100 ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusu. Buna kesin gözüyle bakılıyorken biraz daha dikkat edeceği hususlar başka. O da nedir? 2018 yılı ekonomik projeksiyonlar ne yönde şekillenecek? Aşağı yönlü mü revizyonlar olacak yoksa yukarı yönlü mü revizyonlar olacak? Ve diğer bir soru işareti de 2018 yılında kaç tane faiz artırımın olması bekleniyor ki zaten 3 faiz artırımı daha önceki projeksiyonlarına da yansımış ve bu şekilde de bir algı varken 4 gelebilir mi? Açıkçası bu soru henüz fiyatlanmamış bir durum ama 2 faiz artırımı gibi bir durumla karşılaşırsak açıkçası bu global piyasalarda bir dolar zayıflığı anlamına gelebilir. Ama 3 faiz artırımının da yer alması sürpriz değil. O yüzden 3 faiz artırımına yönelik ve ekonomik projeksiyonlarda çok sürpriz bir değişiklik olmadığı müddetçe gözümüz açıkçası biraz yalında olacak. Çünkü saat 10.30'da yapacağı konuşma ile Fed Başkanı Janet Yellen'ın son konuşması olacak. Yani toplantıda yapmış olduğu son konuşma olacak. O yüzden Yellen'ın söylemlerine biraz dikkat edeceğiz. Çünkü şahin bir tonlama veya şahin bir yorumlama piyasalarda yeniden bir dolar algısını, dolar fiyatlamasını başlatabilir ama aksi bir durum belki de hem gelişmekte olan ülke para birimlerine hem de emtialara bir miktar alan yaratabilir değer kazanmak için. Bunun yanı sıra şöyle teknik olarak dolar, TL ve ons altından bakacak olursak dolar TL'de 3.82.40 50 günlük hareketli ortalamasına karşılık gelen bir nokta. Bu seviyeler altında çok inemiyoruz. O yüzden kırılması önemli. Kırılırsa belki de biz aşağıda 3.78'i bile konuşabiliriz. Ama aksi halde yukarıda 3.85-60 bölgeleri şu an için önemli. Direncin üzerine yerleşirse yeniden 3.90'lara doğru bir fiyat hareketi başlayabilir ama bandın ne yönde kırılacağı önemli olacak. Ons altına baktığımızda da dün ons altın ABD piyasa açılışı sonrasında 1242'nin altına doğru gevşese de yeniden kayıplarını toparlayarak 1244 ve 45'lere doğru bir hamlesi var bu sabah itibariyle baktığımızda ama açıkçası ben 1242'yi biraz önemli buluyorum ve 1250'yi de aşamadığını göz önüne alınca açıkçası bunu şekillendirecek olan bir takvim varsa o da Fed. Fed'in durumuna göre ons altın ya 1250 üzerine yeniden bir rally başlatıp 1262'lere doğru devam edecek veya 1242 altındaki seyirler 1227 ve 36 seviyelerini test ederek aşağı yönlü seyrini sürdürebilir açıkçası. O yüzden akşamki FED hem bu belirtmiş olduğum enstrümanlarda hem de diğer para birimleri ve emtialarda bir trend değişikliği yaratabilecek nitelikte olması beklenebilir. Yılın son toplantısı bu nedenle biraz dikkatli olmamız gerekecek ve yakından takip etmekte de fayda var. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.